Onlar organ naklinin isimsiz kahramanları. Beyin ölümü tanısı konduğu andan itibaren mesaileri başlıyor. Organların nakledileceği hastaya ulaştırılmasına varana kadarki bütün organizasyonu onlar gerçekleştiriyor. Organ nakli koordinatörleri acı ve sevinci bir arada yaşıyor. Beyin ölümü testleri bitmiş bir vaka olduğu zaman şayet aile organ bağışına onay verirse onamlarını alarak ve bu onamları da anlık olarak Sağlık Bakanlığı'na iletiriz. İlettikten sonra bu koordinasyon olayı başlar. Organ nakil koordinatörlüğü aslında siyah beyaz bir aşk hikayesi gibidir Kaya'nın şarkısında olduğu gibi. Siyah tarafı ölmüş olan insanların yakınlarıyla o üzüntülerini yaşarken, beyaz tarafı da o gecenin 3'ünde 5'inde telefon edip de sizin için uygun bir organ bulundu telefonu ettikten sonra karşı tarafın hayata bağlanmasıyla ilgilidir. Aslında çok zor bir iş yapıyoruz. Yani insanların canı yandığı noktada siz gidiyorsunuz ve organ bağışından bahsediyorsunuz. Koordinasyon yani o organlar nakil için elverişli olan organların testleri artı bu organlar hangi merkezlerde hangi hastalara nakledilecek gibi araştırmalar başlar. Saatler içinde bunlar sonuçlanır ve ilgili hastaneye bilgi verilir. Örneğin karaciğer Malatya İnönü Üniversitesi'nde bir hastaya uygun ise Malatya'dan ekipler gelir ve bütün ekiplerin gelme saatine göre ameliyatı planlarız. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ulusal koordinasyon sistemimiz var. 7/24 görevdeler. Yine bölgelerde bölge koordinasyon merkezlerimiz var. Bunlar da 7/24 çalışıyorlar aktif olarak. Ekiplerin buraya hızlı gelmesi ve hızlı gitmesi çok değerli. Çünkü organları dış ortamda malum hani belli kısıtlı süre içinde tutabiliyoruz. Bazen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ambulans uçaklar temin ediliyor bununla ilgili. Bazen Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçakları var ve anında göreve çıkabiliyorlar. Havalimanına indikten hastaneye gelen kadar gelen sürenin ulaşımını dahi hesap etmek zorundayız. Zaman zaman polislerden de yardım istiyoruz. Destek ihtiyacı olan bir aile var ortada. Bunları her aşamada gerek cenazelerinin nakli, gerek defin işlemleri, gerek psikososyal destek ne gibi ihtiyaçları oluyorsa sonraki aşamada da biz bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Türkmen uyruklu bir vatandaşımız hastanemizde beyin ölümü gerçekleşmişti ve yakınıyla görüştüm. Çok az yakını vardı. Birinci derece ablası vardı Türkiye'de ve şu sözü beni çok etkilemiştir. Dedi ki ben dedi 15 yıldır bu ülkedeyim, bu ülkenin ekmeğini yiyorum, bu ülkeye bir vefa borcudur bu. Kardeşimin organlarını tabii ki birilerinin yaşaması için bağışlamak istiyorum. Onun bağışı sayesinde 5 kişiye hayat verdi. Kalbi, karaciğeri, böbrekleri, korneası olmak üzere nakil gerçekleşti o donörden. Açın deyince açacağım. Bana sorulan şey kalbi hala atıyor. Ve ben ailelere verdiğim ilk bilgi tıbbi ve hukuksal ölüm halinin gerçekleştiği ve kalbinin hani desteklediğimiz sürece atabileceğini ve biz bu desteği zaten hani hiçbir şekilde organ bağışı olsa da olmasa da kesmiyoruz. Belli bir süreye kadar gideceğini ve bundan sonra hani hayatını yani yakınlar için yapılacak hiçbir şeyin olmadığını iletiyorum. İlk donör organizasyonu sonrası organ dağıtımı yapıldı. Ertesi gün sabah çok yorgun ve uykusuz bir şekildeyken telefonum çaldı. Arayan karşı tarafın yani organların takıldığı hastanenin koordinatörüydü. Selda Hanım çok teşekkür ederiz. Ölmekte olan 3 tane hastamızda can oldunuz dediler. Ve o gün benim meslek aşkım başladı. Dokuz yıldır organ nakli koordinatörlüğü yapıyorum. Hastalarla kurduğum iletişimden dolayı da hani insanları kurtarmak, bir nebze umut olmak hani benim hayatımın hedefi gibi oldu. Bazen çok fazla risk alabiliyoruz. Aile çok öfkeli olabiliyor. Bir ailenin canı yanıyorken diğer taraftan kurtulacak küçücük çocuklar, anneler. Bağışa da birebir sevinen tarafı da gördüğüm için aslında ne kadar büyük ve kutsal bir iş olduğunu hani biraz daha her seferinde daha çok anlıyorum. T
Trafik kazasında iki arkadaş olarak yola çıkmışlar. Diğer arkadaşı zaten o gün vefat etti. Bir haftadır yoğun bakımdaydı Erniç abim. Beyin ölümü bugün gerçekleştiği için bize sordular. Organlarını bağışlamak istiyor musunuz diye. Biz de amcamla, babamla beraber işte oturduk, konuştuk ve böyle bir karar verdik. Toprakta çürüyeceğine insanlara hayat vermesini ve bu yolda çoğu insanın hayatında iyi yaşayabilecek doneleri onlara kazandırmamız bence çok önemli bir şey. Ben o yüzden herkese bunu tavsiye ediyorum. Yani organ bağışını yapsın herkes. Şimdi benim çocuk 12 gün Bakırköy Hastanesi'nde kaldı. 12 gün sonra bu beyin ölümünü gerçekleştikten sonra bu hanımefendi devreye girdi. Emel Hanım devreye girdi. Geldi benden sordu. Dedi kardeşim çocuğunuz rahmet etmiş. Durum böyle böyle. Ne diyorsunuz? Biz bu çocuğun organını bağışlamak istiyoruz. Hatta birkaç kişiye de sordum daha evvelinde. Dediler günah değil. Anası gelsin dedim. Anası da gelince anası benden daha güçlü çıktı. Anası dedi ki siz biliyorsunuz. Biz de netleştik. Emel Hanım'a haber verdik. Ancak acı çeken insan biliyor. Toprağa gideceğine en az da 3-5 tane kardeşimiz en az da bir can veririz. Bekleyelim. Yemek var diyoruz. Bir de bilgileri giriyoruz.